Bilgi Buralım. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar görmüş olduğunuz Altus'un bir buzdolabı var. Marka çok önemli değil esasen. Arçelik, beko, boş, profilo fark etmiyor. Cihazın yan bölmeleri, hemen şu kapağın yan tarafları veyahut da kapağı açtığınız zaman bu ara alım bölmesi, eğer ki çok fazla ısınıyorsa, çok fazla ısı varsa, elinizi değmeyeceğiniz kadar da ısınıyorsa bu tip sorunlarda ilk olarak kendiniz nereye bakabilirsiniz, bu videoda onu göstereceğim. Dolapların motor kısmında, kompresör kısmında soğutucu fan olur. O fanın çektiği tozlardan veya da boğucuk diye geçen pisliklerden motorun arka tarafına çok fazla hava giremediği için motor ısıyı atamadığı için diyelim, daha doğrusu içerideki gazın tam olarak soğutmasını sağlayamadığı için bu dolapta farklı çalışmalara sebep olabilir. Size hani en iyi anlatabileceğim şekil budur. Bunu şimdi dolabı yerinden çekeceğiz. Arka kısmını göstereceğim. Dolabın arka tarafında motorunun muhtemelen çektiğimiz zaman tozunu göreceksiniz. Büyük ihtimalle bu dolaptaki sıkıntı şu an aşırı ısınma var arada. %90 bununla alakalı. Çünkü dolap hani otomatiğe giriyor çıkıyor. Soğutmada bir sorun yok. Sadece aşırı ısınma var. Eğer ki hani motora baktığınız temiz göstereceğiniz gibi bir sorun yoksa o zaman farklı arızalar da olabilir. Bazılarında alınlarında eski cihazlarda ısıtıcı olabiliyor veya daha farklı sistemler olabiliyor. Hepsinde farklı tesisat olacağı için her dolap için bu göstereceğimiz geçerli olmayabilir. Şimdi dolabın arkasını bir çekelim. Arkayı çektikten sonra dolabın arka kısmındaki durumu hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, dolabımızı çektik ve dolabımızın şu arayı görüyorsunuz. Tam da bahsettiğimiz olay bu oluyor. Bu boğucuklar dolabın normalde buradan hava akışını alması lazım. Şu arada fan var. Kompresörü soğutan bir ayrıyeten fan var burada. Bu her dolapta fan da olmayabilir ayrıca. Temizliğin yapılması gereken durumlarda dolabı çekip temizleyebilirsiniz. Bu şu an fişte takılı. Görmeniz adına ben bu şekilde göstereceğim. Siz kesinlikle fişte takılı bu işlemi yapmayın arkadaşlar. Evet, şöyle çektik. Görüyorsunuz, bakın normalde şu taraf hani her tarafı açıkken bu burası tamamen yani tıkanmış, hava akışı yok denecek kadar azalmış. Bunu buradan çıkardığınız zaman sizin ilk kontrol etmeniz gereken yer bu fanın olduğu yerdeki şu görmüş olduğunuz petek şeklindeki boruların arası arkadaşlar. Bunda şu an çok aşırı bir kir yok ama yine de temizlik gerekiyor. Açmışken temizleyeceğiz. Bunun tamamının da komple kaplı olan, yani bu şurada görmüş olduğunuz bu kapaktaki hoğucuklardan aynı şekilde burada da kaplamış şekilde olan çok dolap denk geliyor. Bunun aşırı dolması veya buradaki hava akımının kesilmesi demek dolabınızın yanlarının ısınması veya ara bölmesinin aşırı ısınmasına sebep olabilir. Ek olarak dolabın çalışmasını da zorlar veya sistemin çalışmasını sağlıklı olmadan daha da arızaya yönelmesine sebep verebilir. Çünkü buraların tam hava akışıyla soğuması gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle bir kir varsa açıp kendiniz bu şekilde temizleyebilirsiniz. Kesinlikle fişten çekin. Şu an dolap çalışıyor. Bunu siz yapacağınızda fişten çekin. Hem fanın kanatlarının arasını hem bunun arasını bir bildiğimiz boya sürdüğünüz fırçalar olur. O fırçayla veya diş fırçasıyla size kalmış. Borulara zarar vermeden bu borular delinirse, kırılırsa, çatlatırsanız içerisindeki gaz dolabın kaçar ve dolayısıyla hani temizlik yapacağız derken daha farklı arızaya sebep verebilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Bunu temizlik yapacağınız zaman hem fişi çekip hem de hassas şekilde, yani sert olmayan tel fırça tarzı şeylerle falan temizleyenler olabiliyor. O tarz şeylerle temizlemeyin arkadaşlar. Boya fırçası gibi, diş fırçası gibi ucu kıl fırça olan fırçalarla temizleyebilirsiniz. Şu an bu dolabın sıkıntısı burası hava alamadığı için ısınma biraz fazla oluyor. Burayı temizleyeceğiz ve bu dolaptaki sorunu bu şekilde gidereceğiz. Yine tekrar videolarda sorularınız olursa arkadaşlar direkt videonun altına yazıp sorabilirsiniz. Video harici bilgi için aradığınız zaman cihazı görmeden, gelip başına görmeden herhangi bir şey diyemiyoruz. Buna dikkat edelim. Sorularınız varsa yorum yazmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları paylaşarak, beğenerek de, yorum atarak da bize destek olabilir ve içeriklerin daha da fazlalaşması devamı için bize katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.